Cumhurbaşkanlığına ait iki uçak, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde görev yapacak sağlık ve arama kurtarma ekiplerine tahsis edildi. Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla deprem bölgesinde görev yapacak araman kurtarma ve sağlık ekiplerine tahsis edilen uçaklardan biri Adıyaman'a, diğeri Kahramanmaraş'a hareket etti. Bölgeye giden uçaklarda kardiyoloji, genel cerrah, göğüs cerrahı, kalp ve damar cerrahı, beyin cerrahı, ortopedi uzmanı, kadın doğum uzmanı, hemşireler ve AFAD teknisyenleri yer alıyor. Uçaklarla personelin yanı sıra sağlık malzemeleri, jeneratör, beslenme ve giyecek malzemeleri de bölgeye taşınacak. Uçakların dönüşte bölgedeki yaralıları Ankara'ya taşıyacağı öğrenildi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 12 Ekim 2022'de Amerika Birleşik Devletleri'ndeki temasları kapsamında, başkent Washington'da John Hopkins Üniversitesi'ndeki Orta Doğu ve Kuzey Afrika Kulübü öğrencileriyle toplantıda bir araya gelmişti. İktidara gelmeleri durumunda yaşam standartlarını artırmak için uygulayacakları ekonomik reformların ne olduğuna ilişkin soruya Kılıçdaroğlu, siyasi etik yasası çıkarılacak. Siyaset kurumunun kirliliklerden arınması sağlanacak. Savurganlıkla mücadele edilecek. Örneğin Erdoğan'ın 16 uçağı var, 15 ini satacağız, hazineye gelir kaydedeceğiz. Merkez Bankası Başkanı gibi, Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı gibi, Kamu İhale Kurumu Başkanı gibi kamuda stratejik yerlere o işin ehli, yani devlette liyakat dediğimiz, o işi bilen dolayısıyla kamuda saygınlık uyandıran kişiler atanacak, politik kişiler değil, yanıtını vermişti. Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da depremlerin 3. gününde incelemelerde bulunmak üzere bölgeye gidiyor. Erdoğan, depremlerden etkilenen illere giderek incelemelerde bulunacak, çalışmaları yerinde inceleyecek. Erdoğan'ın ilk olarak Kahramanmaraş kent merkezine ardından Pazarcık ilçesine geçmesi bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daha sonra Hatay'da da inceleme yapması planlanıyor. Erdoğan'ın Adıyaman'a da gitmesi bekleniyor.